Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte trigonometri kampının 6. gününe başlıyoruz. Trigonometrik fonksiyonların sıralamasından bahsedeceğiz. Toplamda 3 sayfamız var ve bir videoya sığıyor. Yani 6. gün tek bir video olacak. Evet kitabımızda da sayfa numarası 36, 37 ve 38'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Trigonometrik fonksiyonlarda sıralama yaparken açıyı birinci bölgeye taşıyacaksın. Birinci bölgeye taşıdıktan sonra birim çemberi yorumlayacaksın. Ha hocam sinüsler kosinüsler olunca hepsini aynı cins yapın. Sinüs ya da kosinüs yapın ama ben sinüs yapacağım. Dikey eksende inceleme yapacağım. Tanjant ve kotanjantların sıralaması istenilirse hepsini tanjant yapıp tanjantladı kotanjantı tanjant ekseninde inceleyeceğim. Nasıl mı? Mesela birim çemberi çizdim böyle. Sonra açıları yorumlayacaksın. Hepsini sinüse çevirdin ya. Bak buranın sinüs ekseni olduğunu biliyorsun. Sonra yorumlayacaksın. İşte buradaki açıyla burada kaçının sinüsü. Mesela nasıl yorumlanır? Hocam bunun sinüsü buraya denk geliyor. Mesela burası A açısıysa, burası da B açısıysa bunun sinüsü de buraya geliyor. Bak, sinüs değeri B'de daha büyük değil mi? Evet. B açısındaki sinüs değeri A açısındaki sinüs değerinden büyüktür deyip yorum yapacaksın. Peki tanjant ve kotanjant geldiğinde ne yapıyorsun? Tanjant ve kotanjant geldiğinde de yine birim çember çiziyorsun. Birim çemberi çizdikten sonra tanjant eksenine göre yorum yapacaksın. Şimdi atıyorum yine iki tane açımız olsun. Bu A açısı ve bu da B açısı olsun mesela. Hocam şu A açısı olsun. A açısının tanjantı nedir? Hop tanjant eksenine değdireceğiz. Burası yapar. B açısının tanjant değeri de burası mı yapar? Aynı öyle. Tanjant ekseninde şu uzunluklar tanjant değerlerini verir bana. Ya da şu eksendeki değerleri oluyordu ya. O da şuradaki değerli oluyor yani. Burada da ne oldu mesela? Tanjant B değeri. Bak birinci bölgede B değeri A'dan daha büyük oldu. Bu şekilde yorum yapacaksın. Hiçbir şekilde bir ezber yapmana gerek yok. Vay efendim sinüs birinci bölgede hep böyle açı büyüdükçe büyüyormuş. Kosinüs küçülüyormuş falan filan gibi şeyleri ezber yapma. Sen bu dediklerimi yaptıkça zaten oradaki ezberleyeceğin şeyler aklında kalacak. Şahsen ben bu yaşıma kadar hiçbir şekilde ezber yapmadım. Hep birim çember çizip yorumladım. Böylelikle zor sorularla da daha rahat bir şekilde işlem yapabildim. Hadi bakalım şimdi bunları sorularla daha net bir şekilde anlayacağız. Öncelikle ne yapıyoruz? Dar açıya çeviriyoruz. Birinci bölgeye çeviriyoruz. Hepsini birinci bölgeye çeviririm. Sinüs 130. Hani sinüste ne oluyordu? 180'e tam yana 50 ya. Sinüs 50. İsim değiş e, işaret değişimi olmuyordu. E, bu zaten sinüs 80. Şöyle sinüs 80 diye yazalım yine de. Bu da zaten sinüs 62. Şimdi ne yapıyoruz? Birim çember çizip birim çemberi yorumlayacağız. Hocam en küçük açı hangisi? 50 derece. 50 derece neyi veriyor bana? Hocam 50 derece A'yı veriyor. Sonra 62 var. 62 B'yi veriyor. Bak o 50 derece A'yı veriyor. Sonra 62 C'yi veriyor. Sonra bir de 80 var. 80 de şöyle gösterirsem 80 de bana B'yi veriyor. Sinüs değerleri hepsi. Sinüs 80'de gideceksin. Hocam buradaki A'nın sinüs değeri burası. B'nin sinüs değeri burası. C'nin de sinüs değeri burası. E burada hangisi daha büyük? Hocam bak B'nin yani bu açının sinüs değeri B burası. Burası C burası da A. Hangisi daha büyük oldu? B, sonra C, sonra A oldu, değil mi? E, bizden ne isteniyor? Büyük küçükten biye doğru sıralayınız diye söylüyor bana. E, küçükten biye doğru sıralayacak olursam en küçüğü hangisi olmuş oldu? A. Sonra C, sonra B olmuş oldu. İşte bu kadar basit kardeşim. Örnek bir böyle çıktı. Geldik örnek 2'ye. Bak sinüs ve kosinüs var. Kardeşim, çevir bunu. Sinüs 20'ye mi bu. Evet. Bunu da çevir. Sinüs 140. Sinüs 40'a eşittir. E burası da zaten sinüs 52. Hemen birim çember çiz. En küçük açıyı hangisi o sıralamada yaz. En küçük açı 20. Hocam 20 derece burada. Sonra 20 derece burada. Sonra 40 var 52 var. 40 var ve 52 derece var. Şimdi 20 derecenin sinüs değeri bak şurada bu daha küçük. 20'nin hangisini veriyordu bana? B'yi. Sonra 40'ın hangisini veriyordu? C'yi. Sonra 52'nin hangisini veriyordu? A'yı. Küçükten birye doğru sıralanın diyor. En küçük hangisi? B. Sonra C. Sonra A yaptım. Bu kadar basit kardeşim. Haydi bakalım diğerine. Trigonometrik ifadeleri küçükten birye doğru sıralayınız. Arkadaş bunlar kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede değil mi? Bu üçüncü bölgede. Hocam burası 180 artı kaç? Hani 180'e yakınlığına ya isim değiştirmek istemiyoruz ya. O yüzden 180 artı yazıyorum. 180 artı 50 değil mi burası? Evet. Şimdi fonksiyon isim değiştirmeyecek. Yalnız bu kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede olduğu için işareti eksi. Eksi sinüs 50'ye eşit oldu burası. Sonra öbürüne bakalım. Hocam bu da 360'a daha yakın 4. bölgede olduğu için. 360 eksi 30 oldu burası. O zaman 4. bölgede de sinüs değerine Hemen şöyle bakıyorum. 4. bölgede sinüs değeri eksi. Eksi sinüs 30'a eşit oldu. Bu da kaçıncı bölgede? 3. bölgede. Bu da 180 artı 30 şeklinde yazılıyor. Hocam bu da 3. bölgede olduğu için eksi olacak işareti. Eksi sinüs 30'a eşit olacak. Şimdi ben B ve C'nin eşit olduğunu biliyorum hangisi daha küçük ona bakacağım. Şimdi eksi yokmuş gibi düşünelim. Eksi yokmuş gibi düşündüğün zaman hocam 30 derece ve 50 dereceyi inceleyeceğiz. 30 burası 50 burası bak. 30 burası 50 burası. Normalde 30'un değeri 50'nin değerinden bak normalde eksi olmasaydı e, 30 30 B yapıyor değil mi? B yapıyor. 50 de A yapıyor değil mi? Normalde pozitif olsaydı eğer şu negatifler değil de pozitif olsaydı şöyle yazayım olsaydı ne olacaktı arkadaşım? A B'den daha büyük olacaktı. Ya da B küçüktür A mı olacaktı? Evet. Ama bu eksile çarpılmış olduğu için ne olmak zorunda? Pozitif olsaydı bu olacaktı. B küçüktür A değil de A küçüktür B olmak zorunda diye mi? Aynen öyle. Çünkü bunların eksilileri inceliyorum. Pozitif olsaydı B küçüktür A olacaktı ama eksile çarpmış olduğu için A küçüktür B oldu. E, sayı değeri de verebilirsiniz. Fark etmez. Hocam normalde burası atıyorum hani birden küçük bir değer de burası 2 burası 3. Normalde o hocam B A'dan küçük ama eksi 2 eksi 3 yapınca A B'den küçük olmuyor mu? Evet. İşte böyle sayı değeri verip de yapabilirsin. B ile de C birbirine eşit değil mi? Aynen öyle. O zaman A küçüktür B. O da eşittir C bulduk sonucu. Geldik bir sonraki soruya. Tanjant. Hepsini tanjanta tamamla kardeşim. Bu tanjant 75. Eyvallah. Ben burada bak isim değiştirmek istiyorum. İsim değiştirmek istiyorsam 90'lı ya da 270'li yazacağım. Şurası 270 eksi kaç? 30 değil mi? Evet. Ya isim değiştirmek istemiyorsak eğer ne yapıyorduk? 180 artılı ya da ne yazacaktık arkadaşlar? Ya istersen 180 artılı yazıp sonra 90'a tamamlayanların isim değiştirebilirsin. Ben direkt yapmak istiyorum. 270 eksi 30 diyeyim burası? Evet. Ya bir de bu kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kotanjantın işareti artı. O zaman burası artı. Tanjant 30'a eşit işte oldu. Çünkü 270 atınca ne oluyordu? Fonksiyon isim değiştiriyordu. Artı tanjant 30 oldu burası. Kotanjant 120. Kotanjant kaçıncı bölgede? Şu bölgede. Bu bölgede işareti nedir? Eksidir. Yine isim değiştirmek istiyorum. O zaman 90'lı ve 270'li yazacağım. 90 artı 30 diyeyim burası. Evet. Yani tanjant kaça eşit oldu bu? Eksi tanjant 30'a eşit oldu arkadaşlar. E bizden küçükten bir yere doğru sıralayın diyor. Zaten en küçüğü C olmak zorunda arkadaşım. Niye? Negatif bir sayı olduğundan dolayı. Ben neyi inceleyeceğim şimdi? Tanjant 30'la tanjant 75'i inceleyeceğim. Haydi bakalım. Şöyle birim çemberi çizdik. Tanjant eksenini çizdik. Kaç? 75 ve 30 inceleyeceğim. Hocam yet, 30 burası 75 burası. Bak 30'un ve 75'in. Şurası 30 derece burası da 75 derece. 30 neri veri bana? B'yi. B değeri burası yapıyor. Tanjantta burası da A değerim yapıyor. 75 derecede evet. 75 derecede A değeri burası. Bak A B'den daha büyük değil mi? Evet. En küçücü sonraki küçük B sonraki küçük ne oldu arkadaşım? Sonra küçük de A oldu. C niye en küçük oldu? Negatif olduğundan dolayı. Evet dördüncü soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik beşinci soruya. Sekant, kosekant ve sekant. Ya hepsini bak bu nedir? Sekant, e, sekant 40 dediğimiz hocam 1 bölü kosinüs 40 demektir. Ya ben kosinüs 80'inde değil de sinüs 80'inde seviyorum. O da 1 bölü sinüs 50 değil midir? Evet. Geldim buraya. Hocam burası da 1 bölü sinüs 65'tir. Tamam. Geldim buraya. Şimdi sekant 330. Hocam 1 bölü kosinüs 330'dur. Fonksiyonun isim değiştirmesini istiyorum. O zaman 4. bölgede ya. 4. bölgede demek 270 ile 360 derece arasında olması demek. İsim değiştirmesini istiyorsam 270 artılı bir şey yazacağım. 270 artı 60 yapar. Kosinüs değeri burada nedir? Artıdır. Artı olduğu için de o zaman burası da ne oldu arkadaşlar? 1 bölü isim değiştirmek istiyorum. Sinüs 60'a mı eşit oldu? Evet. Şimdi normalde bak bölüllerine bakarız. Normalde bölülü olmasaydı. Şöyle. Bak birim çember çizip bölülü olmayanların yorumunu yapacağım şimdi. Arkadaşlar 50, 60 ve 65 var. Şurası 50 dereceninki Burası başka ne var? 50, 60 ve 65 var. 60 var bir de 65 derece var. 50'nin ki hangisini veriyor bana? 50'nin ki A'yı veriyor. Hocam 50'nin ki A'yı verdi bana. 60'ınki neyi verdi? C'yi verdi. Şöyle geldiğim zaman C'yi verdi. 65'inki neyi verdi bana? B'yi verdi. Ya bunlara sayı değeri gibi düşün şimdi istersen. Daha rahat işlem yapabilirsin. Normalde bu şekilde olmuş olsaydı. Bölülü olmamış olsaydı. Yani A sayı var şimdi. Daha rahat yapacaksın bak şimdi. Atıyorum buraya 1 ver. ya yani buraya 2 ver. Buraya 3 ver. Buraya da 4 ver. Böyle bir şey olamaz da. Hani yorumlamak için diyoruz. Çünkü burası zaten bir birim. Birim çember ya ondan dolayı. Şimdi burası A A dediğimiz ne oldu o zaman? A dediğimiz şuradaki. Yani sinüs 50 yerine. Sinüs 50 yerine ne yazacağım arkadaşlar? Şöyle 1 bölü 2 yaptı burası. Sinüs 65 ne yaptı? 1 bölü 4 yaptı. Burası ne yaptı? Sinüs 60. 1 bölü 3 yaptı. Hocam bunlardan hangisi en küçüğü? Şu. Sonra bu. Sonra bu. Yani B küçüktür. C küçüktür. A olmadı mı? Evet. 1 bölü 4 çeyrek. Sonra 1 bölü 3. Sonra yarım. diyeyim arkadaşlar? Yani paydaları eşitse payı büyük olan en küçük olmuyor mu? Paydası e, payları eşitse paydası büyük olan en küçük olmuyor muydu arkadaşlar? Evet. Yani 1 bölü 4 en küçük. Sonra 1 bölü 3. Sonra 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Sıralamamız. Tamam. Bunları bu şekilde yapıyoruz. Ve işimiz gerçekten çok kolay oluyor. Ve güzel bir teknik vereceğiz şimdi sana. Güzel bir not vereceğim. Çok dikkat. Evet x açısı 45 ile 90 derece arasındaysa tanjant x değeri birden büyük olduğu için tanjant x değeri bu aralıkta her zaman ama her zaman ne olmak zorunda? Sinüs ve kosinüsten büyük olmak zorunda. Birim çember çizip göstereyim sana. Bak şimdi bak 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 dikkat et. Birim çemberi çiziyorum. Birim çemberde şuranın tanjant ekseni olduğunu biliyoruz. Ta böyle bir değeri bana nerede veriyor arkadaşlar? 45 derecede gelmiyor mu? Bak şurası 45 derece olduğunda daha 45. Şurası bir birim burası da bir birim yapıyor değil mi? Evet. Bak 45'ten büyük 45 ile 90 derece arasında olduğu zaman 45'ten büyük olduğu zaman hep tanjant değerleri ne oluyor arkadaşlar? Hep birden büyük oluyor. E bizim sinüs ve kosinüs değeri de 1 ile eksi 1 arasında değil mi? Bundan dolayı arkadaşlar 45 ile 90 derece arasında. E hocam böyle daha farklı bir ikinci bölgedeki ya da üçüncü bölgedeki 45 ya da 90 arasında kaç sorulursa o zaman da birim çemberi çizip yorumla. Tamam. Ben şimdi 45 ile 90 derece arasındayken söylüyorum. 45 ile 90 derece arasındayken ne oluyormuş arkadaşlar? Ee, böyle tanjant değeri her zaman nereden büyük oluyor arkadaşlar? Sinüs ve kosinüsten büyük oluyor. Tam tersi hocam açı değeri tam burada 45. Yani hop 270 artı 45. O da 315 mi yapıyor? Evet 315. 315 ile 270 derece arasında olursa Bak o zaman da her zaman eksi birden küçük oluyor ya. Her zaman tanjant değeri de sinüs ve kosinüsten küçük olmuş oluyor. İşte diğer geri kalan kısmında sen yorumlayacaksın. Yani bunu sana bırakıyoruz tamam. Ben sana neyi gösterdim? 45 derece ve 90 derece arasında olduğunda şu durumu gösterdim. Tanjant değeri sinüs ve kosinüsten büyük oluyor. Ezbere yapma bence. Sen de benim gibi yorumla ilk başta. Sonrasında onlar aklına gelir zaten. Mesela burada sinüs 140 dediğimiz sinüs 40'a eşittir. Çünkü ikinci bölgeden birinci bölgeye atarken sadece sinüs artı oluyordu. Kosinüs. Hocam burada isim değiştirmek istiyorum diyebilirsin ama hadi isim değiştirmeden yapalım. Burası 180 artı 30 değil mi? Evet. Şimdi kosinüs kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede eksidir. Hocam burası eksi kosinüs 30'dur. Bu da eksi sinüs 30'a 60 a eşit değil midir? Evet. Önce kosinüse sonra sinüse çevirdim. Çünkü hepsini sinüse çevirmek istiyorum ben. Sonra tanjant 300. Tanjant 300 nerede? Hocam e, 270'den büyük burada. Bu da negatif bir sayı. E, bu da 360 eksi 60 şeklinde yazılabiliyor. 360'a daha yakın olduğu için. O zaman bu da fonksiyon isim değiştirmedi. Eksi tanjant 60 eşit oldu. Aynen öyle. Sonra geldik buraya 400. Ya hocam esas ölçüsünü bulalım bunu. Esas ölçüsü 360 çıkartırsam 40 mı yapıyor burası? Evet kotanjant 40 yaptı. Kotanjant 40 da neye eşittir arkadaşım? Kotanjant 40 da tanjant neye eşittir? Tanjant 50'ye eşittir. Tamam. Şimdi ben bir kere ne, nereden nereye? Küçükten bir yere doğru sıralayacağım. Valla en küçüğü bulayım mı ben. En küçük tabii ki şunlar arasında bulunacak. Ya hocam şuna bakacak olursam. Bak şimdi ben sinüs 60 ile tanjant 60 inceleyeceğim. Bak birim çemberi çizip eksili olmasaydı. Bak 45 dereceden büyük ya 45 dereceden büyük olduğu için tanjant 60 değeri sinüs 60 değerinden ne oluyor? Daha büyük oluyor. 45'ten büyük olduğu zaman birden büyük oluyor çünkü. Normalde normalde tanjant 60 büyüktür sinüs 60 ama eksilisi olunca ne oluyor arkadaşlar? Eksilisi olduğu zaman eksi tanjant 60 da eksi sinüs 60'dan küçük olmak zorunda. Yani biz ne bulduk o zaman? Eksi tanjant 60 en küçüğünü C bulduk. Sonra eksi sinüs 60 yani B geldi. Sonra ben sinüs 40 tanjant 50'yi inceleyeceğim. Yine burada yorumlayayım. Hop birim çemberi çizdim. Hocam 50 zaten 45'ten büyük ya. Tanjant değeri daha büyüktür diyebilirsin. Sıkıntı yok. Bu tanjant ekseni. Bak 50 derece burası. Sonra ne inceleyeceğim? 40 derece burası. 40 derece burası. 50'nin tanjant değeri sinüsün burası 40 ya. Burası da 50 derece ya. 50'nin tanjant değeri zaten daha büyük olduğu da çıkıyor. Yani en büyüğü D olacak. O zaman diğer CB en büyüğü D olacak. Hangisi kaldı? A kaldı. A da D'den küçük olmuş oldu arkadaşlar. Ve sıralamız C, B, A, D şeklinde oldu. Yani işin özü, mantığı ne? Birim çemberi çiz ve yorumla. Bu kadar basit kardeşim. Geldik buraya. Oo, burada arkadaş isim değiştirmek istiyorum. Yani şey yapabilirim. Burası 270 isim değiştirmek istediğim için 270'li yazıyorum burada. E, hocam burada 270 eksi 20 değil midir burası? Evet fonksiyon isim değiştirecek. Bir de kaçıncı bölgede? Kosinüs 250. 50 dediğimiz 3. bölgede işareti eksidir. İsim değiştirdi 276. O zaman isim değiştirdiği için eksi sinüsü 20 mi oldu burası? Aynen öyle. 330 isim değiştirmek istiyorum. 270'li yazayım o zaman. 270 artı 60 mı yapıyor orası? Aynen öyle. 330'da nerede arkadaşlar? Bu, bu bölgede. Bu bölgede de kosinüsün işareti artı. Artı sinüs 60 yapar burası. Kotanjant 224. 224 bu bölgede işareti artı oluyor. E, i̇sim değiştirmek istiyorum. O zaman burası 270 eksi kaç yapıyor? 46 yapıyor galiba değil mi? E, 46 mı yapıyor? 4, 5, 6, 7. Evet 46 yapıyor. O zaman burası tanjant 46 yapar arkadaşım. Tamam. 46 değil mi? 46 toplarsam evet sıkıntı yok. Şimdi bizden küçükten bir yere doğru sırala diyor. Bir kere en küçüğü B. Tamam. En küçüğü B. Şuraya yazayım istersen. Sonra en küçüğü B ise B'yi hallettik. Şunu hallettik. Bunu hallettik. Ben A'yı, C'yi ve D'yi halledeceğim. Birim çemberde göstereyim. Bir kere arkadaşlar tanjant 46 diğerlerinden büyüktür. Yani en büyüğü D'dir. Çünkü birim çemberi çizdiğim zaman göreceksin zaten. Hop birim çemberle de göstereyim. Tanjant 45. Bak tam tanjant 45 buraya gösteriyor. Biri gösteriyor. Tanjant 46 da ne olur arkadaşlar? Şöyle 46 geldiğin zaman birden büyük değer yapmış oluyor burası. Tamam. Hocam burası birden büyük değer yapmış oluyor. En büyüğü D yapmış oluyor. Burası 46 derece. Tamam bu elimizde. En büyüğü D. Yani şu küçüktür yazmaya devam edecek olursak en büyüğü D oldu. Sonra ben neyi inceleyeceğim? 60 ile 20'yi inceleyeceğim. Hocam 20 derece burası. Bak 20 derece burası. Ve 60 derecede burası. Sinüs değerlerini inceleyeceğim. E, hocam 60'ın burası 20'nin burasıysa 60'ın trigonometrik sinüs değeri daha büyük değil mi? Evet. 60'ın daha büyük 20'nin daha küçük. Yani sinüs 20 daha küçük olacak. Yani ben buraya A yazacağım. Sonra da ne yazacağım? C yazacağım arkadaşım. Buradan da A küçüktür. C mi geldi? Aynen öyle. En küçüğünü bulduk. En büyüğünü bulduk. Arada da A küçüktür. C'yi de bulduk. Burada yerine yazdık kardeşim. Olay bu. Tamam. Evet geldik. Şuraya bölgelere göre fonksiyonların artanlık ve azalanlığı. Arkadaşlar Artanlık ve azalanlık demek ne demek? Ya bu demek bir fonksiyonun artan ya da azalan olduğunu bulmak için atıyorum A büyüktür B ise F A da F B'den büyük ise eğer bu ne oluyordu? Artan oluyordu. Evet bu artan oluyordu. E A büyüktür B iken F A küçüktür F B olursa ne oluyordu arkadaşlar? Bu da azalan anlamında oluyordu. Matematikte bu tanımı biliyoruz. A büyük B iken F A büyükse biz bunu artan. A büyük B iken F A F B'den küçükse biz bunu azalan diyoruz. Peki artan ve azalanlıkta hocam bu sinüs işte birinci bölgede artan. ikinci bölgede azalan. Üçüncü bölgede azalan. Dördüncü bölgede artan. Bunları ezberleyeceğiz mi? Asla ezber yok. Birim çemberle yorumlayacaksın bunu. Bak gerçekten çok kolay. Birim çemberde yorumla. Sen şimdi sinüs ekseninin neresi olduğunu biliyorsun sinüs ekseninin şurası olduğunu biliyorsun. O zaman sen şuraya, şuraya göre yorumlayacaksın. Şimdi açılara bak. Birinci bölgedeki açılara bak. Hocam birinci bölgedeki bir açım bu olsun bir açım bu olsun. Yani A açısı burası olsun B açısı da burası olsun. A şimdi A açısı burası B açısı burası. Bak dikkat et. B büyüktür A mı burada? Evet B açısı A açısından daha büyük. Şimdi sinüs değerine bak. Hocam geldiğim zaman sinüs değeri. FB FA'dan büyük mü oldu? Evet. O yüzden B büyüktür A iken FB de FA'dan büyük olduğu için artan tanımı sağlanmış oldu. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Birinci bölgede artan. Bak ilk önce matematiksel tanımla yapıyorum bunu. Dikkat. Dikkat dikkat. Evet şurada yazmıştım. Şuraya inşallah okunmuştur ya. Bazen okunmuyor burada yukarıda yazdım. A büyüktür B iken FA FB'den büyükse artan diyoruz. Azalan da A büyüktür B ise FA küçüktür FB ise. Peki aynı yorumu şurada da yapalım. Şimdi hocam şöyle geldim. Şurası C açısı burası da D açısı. Hangi açı daha büyük? Hocam C açısı daha küçük değil mi? D açısı daha büyük. D büyüktür A iken. Şimdi F C'ye bak. Bak C'ye baktın D'ye baktın. Hocam C'ninki daha büyük. D'ninki daha küçük değil mi? Trigonometrik değerde sinüs ekseninde. Evet. E o yüzden D büyüktür A iken F D küçüktür. F C gel. E, burası C olacak. F C olduğundan dolayı o zaman burası ne olmuş oldu arkadaşlar? Azalanlık olmuş oldu. Ya matematiksel tanımla da bunu yapabilirsiniz. Matematiksel olmayan tanımla da şu şekilde yapabilirsin. Bak. Ya birim çembere göre yorumla. Sinüs eksenine göre yorumla. Başka hiçbir şey yapma ya. Başka gerçekten bir şey yok. Birim çemberi çizdin. Sen sinüsün artanlığını ya da azalanlığına bakacaksın. O zaman bu eksene göre bakmayacak mısın? Evet. Açıya bak şimdi. Bak 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 dikkat et. Dikkat et dikkat et. Şuradaki açı arttırdığım zaman sinüs değeri ne yapıyor? Bak dikey eksene göre bak sinüs değeri buraya geliyor. Biraz daha arttırsam hop oh, artıyor. Yani birinci bölgede ben açıyı arttıracakça sinüs değeri ne yapıyor? Artıyor. İkinci bölgede açıyı arttıracakça sinüs değeri buraya geliyor. Bak burada kaçının buraya geliyor. Daha da azalıyor mu? Azalıyor. O zaman ikinci bölgede azalan. Üçüncü bölgede sinüs değeri bak buraya geldi. Hani eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dörde gelmiş gibi düşün. Ee, sinüs değeri lazım bana. Uzunluk değeri değil. Hocam burada da o zaman azalıyor. Şuraya bak şimdi. Hop sinüs değeri. Birincisi buradayken sonraki açı burada. Hocam bunun sinüs değeri bak burada. Bunun sinüs değeri burada. Açıyı arttırınca sinüs değeri daha da arttı mı? Yatıyorum e burası. Eksi üçken, burası eksi 2 oldu. Evet. Yani dördüncü bölgede de artan oldu mu? Oldu. İşte bu şekilde birinci çember çizip buradaki açılara göre böyle açıları çizip bu açıların yorumlamasını yapacaksın. Tamam. Şimdi öbürüne bakalım. Kosinüs ekseninde yine ezber yok. Bak şimdi geldik. Kosinüs 80'inin burası olduğunu bilmiyor musun sen? Biliyorsun. O zaman buraya yorum, yapacaksın. Bak açı böyleyken kosinüs değeri nereye denk geliyor? Şuraya denk geliyor. Açı böyleyken kosinüs değeri buraya denk geliyor. Aa kosinüs değeri küçülmedi mi? Küçüldü. O zaman birinci bölgede kosinüs azalan. Şöyle tam olarak göstereyim sana. Bak 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 bak. Kosinüs değeri burada burası. Açıyı büyüttüm. Kosinüs değeri burada burası. Ne oldu? Açı büyüdükçe bizim kosinüs değeri küçüldü. Yani azalan. Yani kosinüs değeri bak küçülüyor. Açıyı büyüttükçe küçüldü. Tamam. Öbürü bölgede bakalım. Hocam kosinüs değeri. Bak bir böyle bir böyle yap. Bir böyle bir böyle yapınca. Hocam kosinüs değeri burası. Kosinüs değeri burası. E burada da azalmadı mı? Bak burası mesela atıyorum. Eksi 2 burası eksi 3 oldu kosinüs değeri. Gerçekten azaldı. Yani birinci ve ikinci bölgede kosinüs değeri azaldı. Şuna bakalım şimdi. Hocam bunun kosinüs değeri ve bunun kosinüs değeri. Açıyı ben ne yaptım burada? Daha da büyüttüm. Bak Şöyle gelince açıyı büyütüyorum. Çünkü böyle gidince açı büyümüyor mu? Bak şuradan geldim mesela. Şöyle geldim açı büyüdü. Şöyle geldim büyüdü. Böyle geldim büyüdü. Bu yönde büyüyor değil mi? Böyleyken burada böyleyken burada. Dikkat et. Buradaki trigonometrik değerin hop sinüs değeri kosinüs değeri burası. Eksi 3 burası da burası. Aa hocam ne oldu kosinüs değeri? Büyüdü. O zaman burada artan diyeceğiz. Aynı şekilde şuraya bak bakayım. Böyle ve böyle. Hocam yine böyle açıyı büyüttükçe biz kosinüs değerine bakacağız. Burada 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 burada. Açı buradayken kosinüs değeri bu. Açıyı büyüttüğüm zaman kosinüs değeri bu. Yani dördüncü bölgede de ne olmuş oldu? Büyümüş oldu. Yani gerçekten burada da artıyor. Tamam yorum bu. Tanjant ekseni. Arkadaş tanjantta bütün bölgelerde artanmış. Birim çemberi çiz. Gör kardeşim. Birim çemberi çizdin. Ve şu bizim tanjant eksenimiz değil mi? Evet. Bak şimdi dikkat et. Buradaki açı. Bak açı burada. Büyüttükçe tanjant değerleri artıyor mu? Birinci bölgede artıyor. Hatta tam 90'da sonsuz yapıyor. Sonra hocam buradaki değere bakalım. Şuradaki açının tanjant değeri ne? Hocam buradaki açının tanjant değeri için buraya değmem lazım. Bak açıyı büyüttükçe bu buraya geldi. A eksi sonsuzdan buraya doğru geldi. Evet burada da arkadaşlar açıyı büyüttükçe ne oluyor? Bizim tanjant değeri büyüyor. Buraya gel. Bunun tanjant değeri ve bunun tanjant değerine bakacağız. Hocam şunun tanjant değeri burada. Bunun tanjant değeri burada. Bak şimdi açı buradayken tanjant değeri burası yaptı. Açıyı büyüttükçe tanjant değeri de burası yaptı. Yani yine tanjant değeri büyüdü. O zaman bir de şunu inceleyelim. Şuraya geldim. Hop hocam bu açının tanjant değeri burası. Şu açının tanjant değeri burası. Açıyı büyüttükçe tanjant değerleri de ne yapıyor? Eksi sonsuzdan artıya doğru geliyor. Yani şuraya eksi ee, nereye doğru geliyor? Sıfıra doğru geliyor. Yine büyüyor. Yani tanjant her zaman ama her zaman artan bir fonksiyon arkadaşlar. Her zaman. Kotanjant fonksiyonu da her zaman ama her zaman azalan bir fonksiyondur. Niye? Birim çemberi çizdik yine. Kotanjant eksenini çizip gösterelim. Kotanjantın azalan olduğunu da unutma. Niye? Bak açı. Çok küçük bir açıda. Bak sıfırda sonsuz oldu. Hocam sıfır dereceden büyütünce bak kotanjant değeri daha büyük. Çünkü kotanjant değeri şuradaki değer. Şu uzunluk olmuyor mu? Bak açıyı büyüttüm kotanjant değeri küçüldü. O zaman azaldı. Hocam açıyı küçülttüm azaldı. 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 Açıyı büyüttüm azaldı. Bak açıyı büyüttüm azaldı. Eksilere doğru gidiyor. Görüyor musun? Azaldı. Burada da o zaman bu bölgede de ne yapıyor? Azalıyor. Hocam şu bölgede bakalım. Bu bölgede açı böyleyken açıyı ben buraya getirirsem. Bak açı bu küçük açı. Bu daha büyük açı. Niye? Bak şimdi. Böyleyken açıyı şöyle bu tarafa getirmek büyütmek demekti. Hocam bu açının tanjantı, küçük açının tanjantı. Tanjant değeri hop şuradaki değer yapıyor. Daha büyük açının tanjant değeri hop burası yapıyor. Aa burada da ne oldu arkadaşlar? Burada da küçüldü. Aynı şekilde burada da bak küçük açı bu, büyük açı bu. Gördün mü? Açıyı daha da büyüttüm. Küçük açının tanjant değeri buraya denk geldi, büyük açının tanjant değeri buraya denk geldi. Burada da küçük açının tanjant değeri daha büyük değil mi? Küçük açının tanjant değeri daha büyük, değil mi? E o zaman bu her zaman ama her zaman daha da azalan olmuş oldu. Ya da açıyı bak büyüttükçe büyüttükçe tanjant değeri ne yapıyor? Azalıyor. Eksi sonsuza kadar gidiyor. Çünkü sen burada kaç böyleyken tanjant değeri burada. Bu açı böyleyken tanjant değeri de buraya denk gelmiş oluyor. O zaman burada da azalmış oluyor. Yani bunu ezberleme. Ha belki şu aklında kalabilir. Aklında kalmasa da bile tanjant ekseniyle kotanjant eksenini yorumlayabilirsin. Tanjant bütün bölgelerde artan. Kotanjant da bütün bölgelerde azalan. Tamam. Sinüs ve kosinüsü yaparken de ya birim çemberi yorumla. Birinci bölgede, ikinci bölgede, üçüncü bölgede, dördüncü bölgede ne oluyor? Birim çemberde zaten yorumlayarak bunu görebiliyorsun kardeşim. Ya emin ol 4-5 soruda bunu böyle yapınca bunların hepsi senin aklında kalacak zaten kardeşim. Tamam mı? Hatta bazen kafadan bile yapabilirsin yani. Neyse geldik bakalım şuraya. Şöyle bir örnek vermiş. A, B, C birinci bölgedeyse. Arkadaş birinci bölgedeyse hemen sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantları yorumlayacağım. Hemen yorumlayalım arkadaşlar. Birinci bölgede ne yapıyor? Bak hiç ezbere yapmayacağım. Sinüs ekseninin neresi? Sinüs ekseninin burası. kosinüs ekseninin burası olduğunu biliyorum. Ben açıyı büyüttükçe hop şöyle hop şöyle açıyı büyüttükçe sinüs değeri bak ne oldu? Açı buradayken sinüs değeri bu. Açı buradayken sinüs değeri bu. Bizim sinüs değeri arttı. Açı büyüdükçe sinüs değeri arttı. Birinci bölgede açı büyüdükçe sinüs değeri artıyorsa o zaman e, en küçük açı aysa en küçük sinüs değeri de sinüs A olmak zorunda. Yani sinüs A küçüktür. Sinüs B o da küçüktür. Sinüs C mi olacak? Evet. A küçüktür. B küçüktür. C ise. En büyük açının sinüsü daha büyük oldu arkadaşlar. Kosinüse bakalım. Kosinüse baktığımız zaman da kosinüs değeri açık küçük açıda kosinüs değeri böyle. Büyük açıda kosinüs değeri böyle. Ha. Açı büyüdükçe kosinüs değeri küçülüyor. E, en büyük açının kosinüs değeri daha küçüktür. Ee, en küçük açının da kosinüs değeri daha büyüktür. Yani şu şekilde mi yazacağız arkadaşlar? Evet. Sonra tanjantı inceleyelim. Tanjant değeri de bu değil mi arkadaşlar? Evet. Açı büyüdükçe tanjant değerleri büyüyor mu? Evet. Açı büyüdükçe tanjant değerleri büyüyor. En küçük açının tanjant değeri daha küçüktür. Tanjant A küçüktür. Tanjant B küçüktür. Tanjant C yazabilir. Çünkü A küçüktür. B küçüktür. C ise. Kotanjant değerine bakalım. Kotanjant değeri de bu değil mi? Evet. Açı küçükken kotanjant değeri daha büyük değil mi? En küçük açıda kotanjant değeri daha büyük. En küçük açıda kotanjant değeri daha büyükse o zaman şöyle bir sıralama olacak. Tamam mı? Ya da istersen böyle yorumlamaya. Hocam sinüs değeri birinci bölgede artan olduğu için en büyük açınınki en büyük açı olacak. Ya da kosinüsün ki birinci bölgede azalan olduğu için tam tersi olacak. Ee, en küçük açıda o zaman şöyle büyüklük sıralaması şeklinde yazabiliriz diye şey yapabilirsiniz. Ya da şu cümleyi de okuyup da ona göre de şey yapabilirsiniz ama birim çember yorumlaması olsa bence daha tatlı oluyor gençler. B'ye bakalım. B'ye bakacak olursak yine şu birim çemberde yorumlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi. İlk başta neyi yorumlayayım ben? İkinci bölgede ise. Hocam. A açısı. Bak. A açısı daha küçük değil mi? A açısı. Şura bir A diyeyim. Sonraki B açısı. Sonraki C açısı. C açısı da burada. Bak yorumluyorum. A açısının sinüsüne bakacağım. Sinüs değeri burası. Sinüs değeri burası. Sinüs değeri burası. Hocam A açısının sinüs değeri daha büyük oldu. Şöyle bir sıralama. İkinci bölgede kosinüsün işaretli şeyine bakalım. Kosinüs değerleri de şurayı vermiyor mu? Veriyor. E hocam kosinüs değerleri burada. Kosinüs değeri C'nin kosinüs değeri en küçük de oluyor. A'nın kosinüs değeri de en büyük oluyor. Çünkü bu negatif bir sayı yani eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi düşün. Ya birim çember de düşünemeyiz de hani daha rahat anla diye öyle yapıyorum tamam mı? Yani en büyüğü ne oldu arkadaşlar? Hani kosinüs A değeri eksi 1 oldu. Kosinüs B değeri eksi 2 oldu. En büyük kosinüs değeri A'da oldu. O zaman şöyle oldu arkadaşım. Sonra tanjanta bakalım. Tanjant ekseni bu değil mi? Evet tanjant ekseni bu. Tanjant eksenine bakalım. C'nin ki bak şuraya geliyor. B'nin ki bak buraya geliyor, tanjant eksenine değdiriyorum. A'nınki de bak buraya geliyor. Hocam en küçük ne oldu? A'nınki oldu. Tanjant A değeri en küçük. Sonra bu şekilde sıralama yaptık. Kotanjant değerine bakalım. Kotanjant değeri de bu ya. Hocam A'nınki buraya, B'ninki buraya, C'ninki de buraya geliyor. En küçük bu eksi eksense doğru geliyor böyle. En küçük C. Sonra en büyüğü de A mı yaptı? Evet, en büyüğü A yaptı. Bu şekilde. Üçüncü bölgede ise artık bunu da sana mı ödev bıraksam ya da hocam Hadi eksik hiçbir parça bırakmayayım. Haydi bakalım. Şimdi üçüncü bölgedeki sinüs değerlerine bakıyoruz. Arkadaş üçüncü bölgedeki ABC açılarına bakıyorum. Hocam A açısı burası olsun. A küçüktür B küçüktür C ya. B burası C de burası olsun dostum. A burası B burası C burası. Şimdi ben sinüs değerlerine bakacağım. Hocam sinüs değerleri burası burası ve burası oldu. A C'nin sinüsü daha küçük oldu. En aşağıda olduğu için. E, C'nin sinüsü en küçük oldu. A'nın sinüsü de en büyük oldu. Şöyle en büyük A şeklinde yazdık. Kosinüs değerlerine bakalım. Kosinüs değerleri de şu, şu değer ve şu değer. Kosinüs ekseni burası olduğu için. Hocam A'nın kosinüsü en küçük oldu. Çünkü burası eksi sonsuz olduğu için A'nın kosinüsü en küçük. Şöyle yazdık. Tanjant A, tanjant eksenlerine göre sıralama yapalım. Tanjantı şöyle ya. Hocam A'nın ki bak buraya geldi. A, B'nin ki bak buraya geldi. C'nin ki de bak buraya geldi. Hocam en büyüğü C'ninki oldu. Ee, en küçüğü de A'nınki oldu. Şöyle küçüklük sıralaması oldu. Kotanjant değerleri de burası. Kotanjant eksenine de değerken hocam e, A'nınki o buraya değiyor bak. B'ninki bak buraya değiyor. C'ninki de bak buraya değiyor. Hocam en büyüğü artı sonsuz burası ya. En büyüğü A yaptı. Yani kotanjantta da şu şekilde bir sıralama olmuş oldu arkadaşlar. Yani birim çemberi yorumladığınız zaman artanlık ya da azalanlık ya da kotanjant değerleri sinüs değerleri bu şekilde küçüklük büyüklük anlamında sıralamayı rahat bir şekilde yapabilirsin. Tamam. Evet geldik buraya. <laughs> Kaçıncı bölge? 3 pi bölü 2 ile bak 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 bak. Birim çemberde bir yorumlama yapacağım. 3 pi bölü 2 burası ve 2 pi de burası. Yani sen açını bu bölgeye göre yorumlayacaksın şimdi. Kosinüs x 1 bölü 4'müş. Arkadaş kosinüs x değerine bak. Kosinüs x değeri 1 bölü 4 olacak kosinüs y 1 bölü 5 kosinüs z de 1 bölü 6 olacak. Bunlardan hangisi en büyüğü en küçüğü en küçük değer olarak uzunluk olarak en küçük 1 bölü 6 değil mi? Evet kosinüs değerlerine bakacağım bu bölgedeki kosinüs değerlerine bakacağım. Yani şöyle bir açı var şöyle bir açı var bir de böyle bir açı var. Bunlardan en küçük uzunluk olarak en küçük 1 bölü 6 mı? Hocam en küçük kosinüs değeri bak burada. Şurası 1 bölü 6 kosinüs z. 1 bölü 6'nınki burası. Sonra 1 bölü 5. 1 bölü 5'ininki burası. Değil mi? Şuradaki bu uzunluk 1 bölü 5. Sonra 1 bölü 4'te burası arkadaşlar. 1 bölü 4'ünki de burası. E bakacak olursan 1 bölü 4'ün açısına bak. Şimdi dikkat et. Hocam açı şöyle büyüyor değil mi? En küçük açı 1 bölü 6'ta. Sonra 1 bölü 5'te. Sonra 1 bölü 4'te değil mi? Evet. E o zaman açı olarak en küçük açı 1 bölü 6'ta. Yani Z açısı küçüktür. Sonra 1 bölü 5'teki yani Y açısı. Ondan sonra o da küçüktür. X açısı şeklinde Açıları da trigonometrik değerler verildiği zaman açıları da bu şekilde yine birim çemberle yorumlayabiliyoruz kardeşim. Tamam? Ya sen şu şeye bakıp da ya şu yorumu da yapabilirsin. Artanlık azallık azalanlıktan da yapabilirsin. Ya hocam birim çemberi çizdim. Şimdi şöyle de bir yorum yapabilirsin. Birim çemberi çizip de ben bu bölgedeki kosinüs değerlerine bakacağım. Hocam kosinüs değerleri burada ne oluyor? Bak kosinüs değerleri kosinüs eksenimiz burası ya dikkat et. Kosinüs eksenimiz burası. Şimdi kosinüs eksenimiz. Burası buraya göre yorum yapacağım. Açıyı arttırdığım zaman bak açıyı arttırdığım zaman açıyı arttırdığım zaman dikey uzunluğa bakacağım. Açıyı arttığı zaman kosinüs değerleri de artıyor mu artıyor? O zaman burası artan oluyor. E o zaman arkadaşlar o yorumu artanlık yorumunu yaparak da yine sonuca böyle şey yapabilirsiniz. Açı arttıkça kosinüs değerleri arttığı için e, bunlardan da e, en büyük değer olan en büyüktür ya da ee, bunlardan en küçüğü değerleri en küçük olan e, açının da en küçük olması lazım diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü hani x küçüktür y iken fx küçüktür fy ya da x büyüktür y iken fx büyüktür fy artanlık tanımını veriyor ya. Ondan dolayı da o şekilde tanımlayarak da bunu da yapabilirsin. Ama birim çemberde trigonometrik değerleri bularak da açıları da şöyle yorumlamış olduk. Bak en küçük açı burada sonraki burada sonraki de burada dedik ve şu şekilde yorumladık. Yani birim çember Sıralamada olmazsa olmazımız kardeşim. Benim taktiğim bu. Tekniğim bu. Tamam. Geldik buraya. Hocam bu sinüs A 0,241 devreden. Yani 241 devreden yine 241, 241, 241 şeklinde devam etmiyor mu? Evet. Burada da bu e, 0,241, 41 devreden. 41, 41 şeklinde gitmiyor mu? Evet. 3 sayılı yazalım şöyle. 41, 41 diye gidecek böyle. Hocam burası da 1 devreden. 1, 1, 1 diye gitmiyor mu böyle? Evet. Şimdi burada trigonometrik değerlerde kaçıncı bölgeye bakacağım ben şimdi? Evet şu bölgeye göre bakacağım arkadaşlar. Pi bölü 2 ile pi arasına bakacağım. Yani şu bölgeye göre yorumlayacağım. Birim çemberi de çizeyim tabii ki şöyle. Evet ben buradaki kaçıncı göbe bölgeye göre şu bölgeye göre yorumlayacağım. Arkadaşlar bu bölgeye göre yorumlayınca sinüs değerleri e, uzunluk olarak en büyüğü hangisi? Şu 241'ler aynı bak 4 daha büyük. B'nin sinüs değeri daha büyük olacak. B'nin sinüs değeri daha büyükse o zaman ne olmak zorunda arkadaşlar? Bak açı böyle büyüdükçe sinüs değerleri küçülüyor. O zaman B'nin ki burada olacak. Dikkat et. B'nin sinüs değeri burada olacak. Bak sinüs B yani şu sinüs B açısı. B açısı da burada olacak. Çünkü en büyük uzunluk burada bu. Çünkü açıyı büyüttükçe ne oluyor arkadaşlar? Bizim sinüs değerleri küçülüyor. O zaman uzunluk olarak şöyle uzunluk olarak en büyük olan B'de yapıyor. Sonra en büyük olan hangisi? 241'den sonra 2 geliyor bir de 1 geliyor. 2 daha büyük olacak. A'nınki olacak arkadaşlar. A'nınki bak buraya denk gelecek. Sonra ne var? Sonra da C var. E açı sıralamasına bak. En küçük açı B, A, C. Sıralama B küçüktür, A küçüktür, C şeklinde. Oldu mu? Oldu. İşte bu. Yani trigonometrik değerlerine bak. Hocam uzunluk olarak en büyük olan bu. Bak uzunluk olarak en büyük olan bu. Şöyle göstereyim. Sonra uzunluk olarak en büyük olan bu. Şuna da çift yıldız göstereyim. Sonra da burası arkadaşlar. Uzunluk olarak en büyük olan açı olarak en küçük olmak zorunda. ikinci bölgede çünkü sinüs değeri bak. Şöyle dikkat et yine yorumlayayım. Açı değeri büyüdükçe sinüs değerleri küçülüyor. O yüzden en küçük açı da en büyük ne olmak zorunda arkadaşım? En büyük uzunluk olmak zorunda. Bu şekilde yorumlamanı yap olayı bitir bence. Geldik buraya. Şimdi sinüs A. Bu sefer de yine birim çemberi yorumlayacağız. Kaçıncı bölgede? Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasında. Oo hocam. Pi bölü 2 burası. 3 pi bölü 2 de burası. Şimdi uzunluklarımız kaç? 0,3. Bak uzunluk olarak. Bak birim çemberde sen şu bölgeye göre bak diyor. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2 arasında. Hocam bu bölge arasında sinüs değerinin kaç olmasını istiyorum? 0,3. Sonra 0,4 ve 0,3 olmasını istiyorum. Yani negatif bir değer var mı burada? Yok. Ee, 0,4 en büyüğü değil mi? 0,4 burada. Bak 0,4 burada. Sonra 0,34. 0,34 burada. Sonra 0,3 mü? 0,3 değeri de burada. O zaman bizim açımızın ne olması lazım arkadaşlar? Açının bir tanesi burada. 0,4 değerini vermesi için. 0,3 değerini veren, veren açı da burada. Şöyle sinüs değeri. 0, kaç değeri? 0,3 değerini veren de işte tam olarak burada. E o zaman 0,4 değerini veren açı burası. 0,34'ü veren burası. 0,3'ü de veren burası değil mi? Yani açımız aslında kaçıncı bölgedeymiş arkadaşlar? İkinci bölgedeymiş. Sinüs değerlerinden onu anladık. E o zaman 0,4'ü veren hangisiydi? B açısıydı. B açısı burada. Sonra 0,34'ü veren C açısı burada. A açısı da burada. Bak açıyı ne yaptık arkadaşlar? Açı böyle büyüyor değil mi? B açısı en küçük açı sonra C sonra A mı yaptı? Evet. B küçüktür C o da küçüktür A şeklinde bulduk mu sonucu bulduk. Örnek 10 bu şekilde çıktı. Birim çember yorumlaması nasıl gidiyor? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Tabi burada şeyleri de yorumluyoruz. Birim çemberde sinüs değerlerini aldığı değerlere göre yorumlayıp da açı değerini de çok güzel bir şekilde yorumluyoruz bence. Evet geldik şuraya. X ve Y aynı bölgede olan açılar olmak üzere kotanjant x kotanjant y'den küçük ve sinüs x sinüs y'den küçük olduğu biliniyor. Buna göre x, y, x ve y açıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar kotanjant fonksiyonu her zaman neydi? Azalandı. E azalansa arkadaşım e, azalan olması için bu kotanjant x kotanjant y'den küçükse x büyüktür y olmak zorunda değil mi? Kesinlikle öyle. Yani x açısı y açısından büyük olmak zorunda. Yani niye hocam? Çünkü kotanjantın ben ne olduğunu biliyorum. Kotanjantın ne olur? Birim çember yorumlamasıyla da yapabilirim. Kotanjantı bir yorumlayalım isterseniz. Kotanjant ekseni bu ya. Hocam kotanjant ekseni her bölgede bak dikkat et. Şuradaki açıya dikkat et. Hocam açı küçükken en büyük. Sonra küçülüyor. Açı büyüdükçe kotanjant değerleri hep küçülüyor gördün mü? Bu diğer bölgede de öyle bak. Açı burada küçüldükçe kotanjant değeri bir buradaki açıya bak bir de buradaki açıya bak. Kotanjant değeri ne yapıyor? Bak gördüğünüz üzere hep küçülüyor. Her bölgede küçülüyor. Yani azalan olması lazım. Azalan olması için de şöyle ters olması lazım. Hani A küçüktür ya da A büyüktür B açısı iken F A büyüktür büyüktür F B ise biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Artan diyorduk. Ya A büyüktür B için iken burası küçüktür oluyorsa yani bu küçüktür oluyorsa o zaman ne olacak? X büyüktür Y olmak zorunda. Yani bu da azalan anlamına geliyor. Yani fonksiyonumuzda küçüklük varsa içindeki açılarda büyüklük olmak zorunda arkadaşlar. Yani x'in y'den büyük olduğunu ben kesinlikle ama kesinlikle biliyorum. O yüzden şöyle bir şey eleyebilirim. 110 ile 130 hayır bu olmaz. Çünkü x y'den büyük olmak zorunda. 210 220 olmaz. x y'den büyük, x y'den büyük, x y'den büyük. Yani A ve B şıkkı zaten direkt gitti arkadaşlar. Tamam mı? Evet ya da Şimdi sadece kotanjant fonksiyonunu yorumlayarak da yapabiliriz. Kotanjant x kotanjant y'den büyükse hocam kotanjant x kotanjant y'den ne zaman büyük oluyor? Kotanjant x kotanjant y'den büyük olması için büyük olması için ne olması lazım? Açının daha da büyümesi lazım değil mi? Evet, büyük açıda kotanjant x kotanjant y'den küçük oluyor. Nerede olursa olsun bak şu açı böyle açıyı büyüttükçe bak kotanjant x değeri küçük oluyor. Yani X açısının y açısının büyük olduğunu tanımdan değil de böyle birim çember çizerek de ve kotanjant ekseni çizerek de yorumlayabiliriz. Sonra bir kere x büyüktür y olduğunu biliyoruz ve sinüs x'in de sinüs y'den küçük olmasını isteyeceğim. Şimdi dikkat et, ben x büyüktür y olduğunu biliyorum, sinüs x de sinüs y'den ne olacakmış arkadaşlar? Küçük olacakmış. He. Burası büyükken burası küçükse o zaman sinüsün de azalan olduğu yere aramayacağım ben. Hani burası büyükken burası da büyük olsaydı sinüsün artan olduğu yeri aramam lazımdı. O zaman birim çember çizelim arkadaşlar. Birim çember çizeyip yorumlayalım. Ben ne arayacağım? Sinüsün azalan olduğu yeri arayacağım. Sinüs ekseni bu değil mi? Evet bak şimdi birinci bölgeye bak. Birinci bölgede sinüs değerleri böyle açı büyüdükçe büyümüyor mu? Büyüyor. Bu ikinci bölgeden oluyor? Açı büyüdükçe sinüs değerleri bak şuraya küçülüyor. Yani azalan olan yer burası mı oldu arkadaşlar? Evet. Sonra Burada da arkadaşlar şöyle sinüs değerlerine bakacağım. Böyle büyüdükçe sinüs değerleri ne oluyor? Açı büyüdükçe değerimiz küçülmüyor mu arkadaşlar? Evet. Yani bizim açımız ya 2'de ya 3'te. E şuraya bakalım. Bu azalan çünkü burası da azalan oldu. Burada da açıyı ben büyüttükçe sinüs değerleri buradayken buraya geldi. Daha da büyümüş oluyor. Yani ya 2'de ya 3. bölgede arayacağım. O zaman şartımız ne? Şartımız bu. Hocam x büyüktür y olacak. Bir de açımız ya 2. bölgede ya da 3. bölgede olacak. Bu kaçıncı bölgede açı? Dördüncü bölgede açı, dördüncü bölgedeki açı olmaz. Bu birinci bölgede açı, birinci bölgedeki açı olmaz. Bu 120 ikinci bölgede açı. O yüzden cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Edremit olacaktır. Çok güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Gerçekten yorum sorusu. Bu açıları tek tek de yazıp da öyle de yorumlayabilirdik. Ama ben birim çember üzerinden yorumlama yaptım. Bunları böyle tek tek yorumlayıp da işte hocam 110 ve 130'a bakayım. Kotanjant X işte kotancat e, Y'den büyük oluyor mu deyip yorumlayabiliriz ama öylelikle de çok uzun olurdu değil mi? Evet gerçekten mükemmel bir soru. Tam da böyle sınavda çıkmaya aday bir soru arkadaşım. Ve geldik şuraya örnek 12. Dar açılı bir ABC üçgenin iç açıları derece düştüğünde cinsinden X artı Y artı Z. Hocam X artı Y artı Z'nin ben ne olduğunu biliyorum. 180 olduğunu biliyorum x artı y'nin 180'e tamamlayanı z değil midir? 180'e tamamlayanlarda fonksiyon isim değiştirmiyordu. O zaman burası kosinüs z mi olacak? Evet. Ama bir tek sinüs de 180'e tamamlamada sinüs de işaret değişimi olmuyordu. Yani burası eksi kosinüs z'dir. Hocam burası x artı y'nin x artı z'nin 180'e tamamlayanı y'dir. Eksi kosinüs y yapar burası. y artı z'nin de burası 180'e tamamlayanı x'tir. E 180'e tamamlayan da fonksiyon Aynı zamanda ne oluyordu arkadaşlar? Kosinüs eksi kosinüs oluyordu. Bu da kosinüs eksi kosinüs x mi oldu? Evet. Şimdi a'nın eksi kosinüs z, b'nin eksi kosinüs y, c'nin de eksi kosinüs x olduğunu biliyorum ve ben a, b, c olduğuna göre x, y, z açılarını sıralayacağım. Şimdi en küçük a ise arkadaşlar, en küçük a ise o zaman şöyle düşünelim arkadaş. En küçük a ise atıyorum böyle sayı değeri ver. Şurası atıyorum. Ya 2 3 4'ü verelim. Hocam burası 4 olmak zorunda. Sonra B burası 3 burası da 2. Yani kosinüs Y değeri 4'e eşit olacak mesela. Kosinüs Y değeri 3'e eşit olacak. Kosinüs X değeri de 2'ye eşit olacak. Böylelikle eksi 4 en küçük sonra eksi 3 sonra eksi 2 olmuyor mu? Oluyor. Şimdi birim çemberde yorumlayalım. Birim çemberde kosinüs değeri. Şimdi kosinüs değerin ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Şimdi x, y, z de dar açıya. Birinci bölgedeki açıya göre yorumlayacağım şimdi. Arkadaş şimdi 4 olan en yüksek olan 4. Neyi verecek bana? A, kosinüs değerine bakacağım ama. Kosinüs ekseni burası. En yüksek olan 4'lük değer burası olsun mesela. Sonraki üçlük değer burası olsun. Sonrası 2'lik değer de burası olsun. Ama bir açı yapacağım. Açı 4'ü gösterecek bana. Bu açının 4'ü gösterdiği kosinüs değer burası. Sonra öbür açının 3'ü gösterdiği yer burası. Öbür açının da 2'yi gösterdiği yer burası. Evet şöyle yorumlayınca arkadaşlar. E ne oldu o zaman? 4'ü gösteren açı en küçük açı mı oldu? Evet. 4'ü gösteren açı Z açısı değil mi arkadaşım? Aynen. 3'ü gösteren açı Y açısı değil mi? Öyle. Sonra 2'yi gösteren açı da kosinüs değerinde 2'yi gösteren açı da 2'yi gösteren açı da X açısı değil mi? Aynen öyle. E açı olarak hangisi daha küçük? En küçüğe bak. Z. Sonra büyüdü Y. Sonra büyüdü X mi yaptı? O zaman küçükten bir'ye doğru Z küçüktür Y küçüktür X şeklinde bir sıralama yapabilir miyiz? Yaparız. Bak ne güzel. Ama önce ne yaptık? A değerlerine baktık. A değeri en küçük değermiş. O zaman hani 4, 3, 2'yi düşünecek olursam burası eksi 4 olursa A en küçük olur. Burası eksi 3 burası da eksi 2. Ya aslında böyle birden küçük sayılar vermem gerekiyor da bir de rasyonelle kafanızı karıştırmak istemediğim için x 4 x 3 x 2 dedim. Yani o zaman burada kosinüs z 4'ü gösterecek. Yani en büyük sayıyı gösterecek. Sonra y 3'ü gösterecek. Sonra da x 2'yi gösterecek şekilde dedim. Ve kosinüs değerinde 4'ü gösteren 3'ü gösteren ve 2'yi gösteren açıları çizince z y x sıralaması çok da güzel bir şekilde çıktı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten şu soru 11 ve 12 çok da güzel bir soruydu. Ve geldik buraya. Hmm. Bak şöyle bir şey vermiş. Ben bunu kullanacağım demek ki. Dur bakalım. E burada da kare küçüğünde 1 eksi 2 sinüs x kosinüs x verilmiş. Ne yapacağız burada? Arkadaşlar sinüs x kosinüs x falan verilmiş. Karesini alsam 4 sin kare 9 kos kare falan filan gelecek. İşim yaramaz ama burada da 1 var. E hocam biz neyi biliyoruz? Sin kare a x artı kos kare x'in ne olduğunu biliyoruz? 1 olduğunu biliyoruz. A Gel burada bunun yerine sin kare x artı cos kare x yaz. Hatta kök içi ne yapıyor o zaman? Hocam düzenli yaz. Sin kare x artı cos kare yazmayayım da. Eksi 2 sinüs x çarpı kosinüs x artı cos kare x yaptı. Eşitmiş 2 sinüs x eksi 3 kosinüs x yaptı. Aa hocam bu sinüs x eksi kosinüs x'in karesi değil mi? Hani a kare eksi 2 abi artı b kare burası. Hocam burası karekök içinde sinüs x eksi kosinüs x'in karesi yaptı. Vay vay vay. Bu da buna eşitmiş. Yani şuna eşit. Hemen göstereyim şöyle C tırla c tırla ve şöyle koydum. E hocam bu neye eşit olacak? Bu da karekök dışına sinüs x eksi kosinüs x diye mi çıkar? Hayır. Çünkü bu mutlak değerli çıkar arkadaşlar. Değil mi karekök dışına? Evet. 2 sinüs x eksi 3 kosinüs x oldu. Şimdi bunu yorumlayacağım. Şimdi bölgeyi yorumlayacağım. Hadi bakalım bölgeyi yorumlayalım. Bölgemiz nerede arkadaşlar? Bak birim çember yorumlaması. Bu derse böyle geçti. Açımız ne olacak arkadaşlar? 45 dereceden küçük olacak. 0 ile 45 derece arasında olacak. 45 derece olmuş olsaydı ne olacaktı? Burası da bir birim. E, ee, şurası bir birim ya. 45, 45, 90 üçgeninden dolayı. E bunlar bunlar birbirine eşit olacak değil mi? E sonra. Sonra ne olacak? ben 0 pi bölü 4 derece arasındaysa açımız yani açımız böyle olursa eğer a şöyle yaptığım zaman kosinüs değeri sinüs değerinden ne oluyor? Daha da büyük oluyor. E şöyle düşün. Bir gibi düşünme bunu. Şöyle 1 bir, bir kök gibi düşünmüş olsaydın hocam burası 1'den küçük oluyor. Bak burası da 1'den büyük oluyor. 1'den büyük olduğu için burası kosinüs değeri. Yani bu bölgede arkadaşlar kosinüs alfa her zaman ama her zaman ne olmak zorunda? Kosinüs x diyelim pardon. Sinüs x'ten büyük olmak zorunda. O zaman kosinüs sinüsten büyükse yani sinüs kosinüsten küçükse küçükten ben büyüğü çıkartırsam burası her zaman negatif olmak zorunda. Mutlak değer dışında o zaman eksiyle çarpmış çıkar. Eksi sinüs x artı kosinüs x eşittir. 2 sinüs x eksi 3 kosinüs x oldu. Çok güzel. Hadi bakalım devam. Eksi 3 kosinüs x'i buraya atarsam 4 kosinüs x yapar. Hocam sinüs x sinüs x'i buraya atarsam 3 sinüs x yapar burası. Benden tanjant x değeri isteniyor. Sin bölü kos değil o? Kosinüs x'i buraya 3'ü de buraya atalım. 4 bölü 3 eşittir. Sinüs x bölü kosinüs x yapar. Bu da tanjant x yapar. Yani tanjant x değeri böylelikle ne oldu? 4 bölü 3 oldu. En azından bir şey daha öğrenmiş oldunuz. Bu bir özel durumdur kök içinde böyle 1 eksi 2 sinüs x kosinüs x görünce arkadaşlar 1 yerine sin kare artı kos kare yazın sinüs x artı kosinüs x'in ya da sinüs x eksi kosinüs x'in karesini elde edebiliyorsunuz. Evet gençler burada da güzel bir şey öğrendiniz. Sonuç soru gerçekten çok güzeldi. Sınavda çıkmaya aday sorular bunlar. Bu mantıkta bir soru yani tam böyle bu ayarda değil de farklı kolunuz, farklı konunun içerisinde Şöyle 1 eksi 2 sinüs x kosinüs x'i kullandıran soru ÖSYM tarafından daha öncelerinde de soruldu. Haberin olsun. Tamam örnek 3'ü de böylelikle pardon 13'ü de 4 bölü 3 bulduk gençler. Yani bu dersimde ne yaptık? Hep birim çember yorumladık değil mi? Artanlık azalanlık sen bunu bulabilirsin birim çemberden sıkıştığın an. Ya da artanlık azalanlık tanımını yapıp da oradaki şeyleri ilk baştaki verdiğimiz şeyleri ezberleyip de yine yorumda yapabilirsin. Ama biz o şekilde yapmadık. Benim tekniğim bu. Diğer teknikte yani bu kafana yatmadıysa git Mert Hoca'dan ya da İsmail Hoca'dan da diğer teknikleri de dinleyebilirsin. Ama bana kalırsa birim çember diğer arkadaşlar da büyük ihtimalle o birim çember yorumlama üzerinden gitmiştir. Ee, bazı sorularda da tabii matematiksel olarak artanlık azalanlığı da kullanmış da olabilir tabii ki. Ee, birim çember kullanmak, birim çemberi öğrenmek ve tekniğini kullanmak en azından birim çember üzerindeki sayıları da kullanıp sayılardan da açıları yazabilmek yani bu derste yaptığımız şuradaki sorudaki gibi mesela bu e, sayılardan açıları böyle bu şekilde belirlemek de güzel bir teknik. Çok güzel şeyler öğrendik ve bugünü bitirdik arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda trigonometrik fonksiyonların periyotlarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.